Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer protokol, aziz bacılar, aziz kardeşler, şehit aileleri, hepiniz hoş gelipsiz, sefalar getiripsiz. Bugün iki şehidimiz, rahmetli Mustafa Kemal Yayçılı ve rahmetli Fazıl Karanaz, 20 yıl önce şehitlik mertebesine nail olmuşlardı. Ve biz de bu münasebeti hiçbir zaman unutmamışız. Ama 20 yıl geçtiği için kararımız oydu. Özellikle de Yayçı halkının, ahalisinin talabı üzerine bugün törenimizi öz baba yurdunda icra etmekteyiz. Tabii rahmetli gerçekten bir dava adamıydı. Ve ne kadar konuşsak dava adamı üzerine bitirmeyeceğiz. Rahmetli London'da, Londra'da Irak Tuçvan Cephesi'nin temsilcisiydi. Bunu kardeşimiz Ali Mehdi diri bana telefon açtı. Diri dedi, ben dönürüm Çerkük'e şehit olmama. Gelirse o gidek bir yerde. Tabi uzun bir macera var. 2003'ten evvel, 9-4-2003'ten evvel nece girdiler Çerkük'e, ne sıkıntılar çektiler. O zaten bir, aslında bir yazıdı. O yazını yazmak isterim. Ama özellikle de bazı konular var. Belki burada ilk defa arkadaşlar, özellikle de genç arkadaşlarımız bunu dinleyecekler. Benim kanaatimde bu tecrübeden sonra ve bunu genç kardeşlerime nasihat olarak diyorum. Çok önemlidir bir insan dava adamı olmağı bilsin nedir ve aynı zamanda onun ferdi bir şekilde de ki bir müessese içinde o mücadeleni vermekti. Ve rahmetli zaten bu yolun üzerine bu şekilde yürüdü. Meclis muhafaza ilk kurulanda teinle kuruldu. Amerikliler bilirsiniz işgal gücü olarak buradaydılar. Geldiler burada dediler biz bütün mukavvinetten aynı mesafedeyiz. Biz fark etmiyoruz. Türkman, Arap, Kürt, Hristiyan hepsiyden aynı mesafedeyiz. Onun için bir meclis kuracağız. 6 Türkman, 6 Kürt, 6 Arap, 6 Hristiyan. O meclis böyle kuruldu. Ve o zaman o Türkmanların da içinde ne sıkıntılar çektik, nece seçildiler, o da bir ayrı bir maceradı. O da inşallah bir gün açık bir şekilde konuşur oyuz. Ertesi gün veya birkaç gün sonra hele meclis toplantısını yapmadan önce Amerikliler dediler biz bağımsız adet bu meclise ilave edeceğiz. Olmaz meclis böyle kalsın, müstakiller var, o müstakiller de getirelim. İkinci gün müstakiller geldi, adı müstakil, 5 tane Kürt kardeşlerimizden bir Hristiyan. Meclis oldu 30, hatta ağırlık bir tarafta olsun, o bir taraflerin üzerine. Bunları ister unutmayalım, bunlar gerçeklerdi. 20 yıl evvel yaşadığımız gerçeklerdi. Veya 21 yıl. Çünkü meclis 5. ay 2003'te kuruldu. Ve o meclise ilk vali adayımız, bunu da belki çok arkadaşların hatırında kalmayıp veya duymayıp, ilk adayımız Çerkük valisi için rahmetli şehidimiz Mustafa Kemal Yayçılı'ydı. Valilik için onu aday göstermiştik. Ama işte zaten Amerikanların o oyunuydan
istemediler. Türkümanların adayını seçilsin, o seçtirsinler. Çünkü rahmetli hakikaten bir Kerkük sevdası vardı içinde. Bir de bir vizyon, bir görüş, bir rüya sahabi. Böyle gelmemişti, bura gelsin, sadece iş göstersin, günlük bir iş göstersin, yok. Uzun vadeli bir iş göstermek için gelmişti. Onun için en önemli projelerinden birisi rahmetlinin ve tabi cephenin ve Türkmen partilerinin desteğiyle, bu çok önemliydi. Bu köylerimiz ki Saddam rejimi yerden bil etmişti özün, ısrarla ve ısrarla burada 500 ev yaptırdı. Cephe ve partiler ve rahmetinin projesi. Beşir'de 100 ev, Tırçalan'da 100 ev, Yayçı'da 100 ev, Kümbetler'de 100 ev, Bılava'da 100 ev. 500 ev. Ve benim kanaatimde o proje olmasaydı belki bir gün bu köylerimizin çoğu ya dönmemişti ya da çok geç dönmüştü. İşte biz diyendek vizyon, görüş, proje, meşru, müessese bunları kastediyoruz. Onun için her zaman diyoruz gençlerimize, siz şehitlerimizi örnek alarak, misal alarak bu davada yerimek zorundasınız. Ve o kardeşlerimize, genç kardeşlerimize diyoruz, siz bir kavmi kadıyavuz var, bir milli projavuz var, onu da cephe, partiler, liste temsil etmektedir. O çizgiden çıkmamamız lazım. Çünkü zaten bu milletin derdini bilen, hakiki proje sunan asla ve asla bu müesseseden ayrı olmamıştı ve olmayacaktı. Çünkü biz her zaman ne demiştik? Demiştik cebehe bir seçim projesi de ki seçimden seçime gelsin, ondan sonra sesi çalsın, bir de 4 yıl sonra göresin yüzün. Asla ve asla. Biz bir milli davanın savuncusuyuk. Ve seçim oldu meclis muhafazada, bilirsiniz şehidimiz rahmetli Mustafa Kemal Yayçılı kazanmadı. Belki ayrı birisi olsaydı, dava adamı olmasaydı, bu müessesenin adamı olmasaydı, diğerdim ben geldim, işte muhavale ettim, çalıştım, valiliği de koymadılar seçilim. Ben artık gelirim, dönerim zaten ailem Türkiye'de, işim, çağrım orada. Ama rahmetli bunu yapmadı. Reis meclis de seçtirmediler. Buna rağmen rahmetli hiçbir zaman davasını unutmayan, davasından hiçbir geri adım atmayan, evini, çocuklarını orada bırakıp mücadelesine devam etti. Ve o zamanki meclis muhafaza zaten kurulanı ve ondan sonraki mecliste orada hakiki bir mücadele yeriydi. Hiç kimse oradakilerden fikrinden bile, özellikle de bu müessese vasıtasıyla yetişenler hiçbir zaman şahsi çıkar, şahsi maslaha, meşari fikirlerinden bile geçmemişti. Çünkü fikirlerinde bir meşru, bir proje vardı. O da Türkmen milletini savunsun, Türkmen milletinin çıkarını, davasının arkasında dursun, o bölgelerimiz için nece edebilsin, tekrardan kalkınma ve imar etsinler. Ve o meclisten sonra seçimle gelen, kurulan meclis, zaten o meclisin izinde, birinci meclis üyelerimizin izinde yerdiler. Ve hamdü şükür olsun, bu nahiye kuruldu, projeleri yapıldı. O da bir ayrı bir maceradı. Ne sıkıntılar çektik, hatta bu coğrafyanı
elimizde tutup ve ayrı projelere vermemekti. Onun için ben hem gençlerimize hem de bütün yaycı halkına ve bütün Türkmeniyeli'ne diyorum, üzerimize ona oynanan oyunlar ne kadar büyücü ise, ama biz bunu bilmemize rağmen hiçbir zaman davamızdan vazgeçmeyeceğiz, projemizden vazgeçmeyeceğiz ve Irak Türkmen cephesinin projesinden asla ve asla vazgeçilmeyecek. Çünkü bu bir milli projedi ve biz bunun arkasında duracağız. Ve ben burada sadece onu seslenirim Irak hükümetine. Diyorum, siz mazlum idiniz. Siz çektik, uzi biz de çektik bu bölgede. O Saddam'ın zulmüne nece maruz kaldınız? Biz de maruz kaldık. Ama maalesef İndiye kadar o alınan haklar Saddam zamanında, siz bugün 2003'ten bugüne kadar ne kadar hükümetler kurulmuşsa, İndiye kadar Türkmen milletinin haklarını hiçbir şekilde vermiyorsunuz. Başta arazilerimiz, bu olduğumuz bu coğrafyanın üzerinde Saddam rejimi 5-6 kararattan Meclis Kıyadeti Tevra veya Mektep Tanzim-i Şimal ta Çöprü'den Duz Hurmatı Çifri'ye kadar bu arazilerimizi hapsini istile etti. Acaba Türkmen milleti, Kerküç halkı sorur, acaba ne zaman insafa geldi Bağdat'taki eğer parlaman veya hükümet veya yargı bu haklarımızı tekrardan elimize döndürür. Ama özleri zannedirdiler, bu tehir, bir gecikleme, bir cümbelçi Türkmen milleti bu yerlerden vazgeçecek, bunu fikirlerinden çıkartsınlar. Bu millet kan verdi bu yerlere savunarak ve o kanı hiçbir zaman boşa harcamaz ve arkasında tekrardan kan vermeye hazırdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah her iki şehidimiz, rahmetli Mustafa Kemal Yayçılı ve Fazıl Karanazı, ki dava arkadaşıydı, yanındaydı, aynı günde şehit oldular. Allah her ikisine cennet mekan ve ahlatına, kısım akrabalarına Rabbimle sabır dileriz. Çok sağ olun. Sayın Genel Başkan, kıymetli protokol, birbirinden kıymetli Kerkük'ün her bölgesinden bu anma etkinliğimize teşrif buyurmuş aziz kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlarım. Bugün cennet mekan babam Mustafa Kemal Yayçılı ve yol arkadaşı yine cennet mekan Fazıl Karanaz'ı anmak için bir araya geldik. Bu insanlar Türkmen siyasi tarihinde ne ilk şehitlerimiz oldu ne de maalesef son şehitlerimiz oldu. Yaklaşık 100 yıldır maruz bırakıldığımız birçok katliam, soykırım girişimi ve zulümle birçok Türkmen mücadeleciyi kaybettik. Hepsinin mekanları cennet olsun inşallah. Biraz önceki konuşmalarda rahmetli babamın 2003'te Kerkük'e geldikten sonraki sürecine değindi Sayın Genel Başkan. Ben de isterseniz
biraz daha öncesine Türkiye'de yapmış olduğu faaliyetlerden bahsetmek isterim. Rahmetli babam üniversite okumak için gitmiş olduğu Türkiye'de ilk gittiği yıllardan itibaren sonrasında da kendisine dava arkadaşı, yoldaş olmuş olan insanlarla birlikte birçok çalışmalarda bulunmuş ve önce kendilerini yetiştirme, devamında etraflarını bilgilendirme, yetiştirme gayreti içerisinde olmuşlardı. İlk siyasi partimiz olan Erak Milli Türkmen Partisi'nin de kurucuları arasında ve devamında genel başkanlığı görevini de üstlenmişti. 95 yılına gelindiğinde Erak Türkmen Cephesi'nin kurucusu olan 5 şahıstan birisi olarak da o imzayı atmış ve ondan sonraki siyasi mücadelesini Erak Türkmen Cephesi çatısı altında devam etmişti. 2003'e kadar olan süreçte tabi ister Türkiye'de Erak muhalifleri toplantıları olsun, Londra'da yapılmış olan gene Erak muhalifleri toplantıları ve Amerika'da yapılmış olan toplantılarda Erak Türklerini temsilen bulunmuş ve katkı sağlamıştır. Kendisi Saddam düştüğünde Londra'da görev yapmaktaydı. Ancak Erak işgalinin haberini alır almaz, arkasına dahi bakmadan önce Türkiye'ye gelip bizlerle vedalaştı. Devamında çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği Kerkük'ümüze mücadele için gelmişti. Kendisi için büyük bir gurur olmalı ki 2003'te Saddam düştükten sonra Kerkük'e giren ilk Türkmen lider olma vasfını da kendisi taşımaktadır. Bizimle yaşamış olduğu bu kısa hayat içerisinde bize çok noktada örnek oldu. Kendisiyle az ama kaliteli zaman geçirme şansına sahip olduk. Bu yaşadığımız kısa zaman içerisinde de bize Türkmeneli sevdasını, Kerkük'ümüzü, Türk dünyamızı, köyümüzü, yayçımızı anlattı. Ve bizler de bu sevdayla ben olayım, kız kardeşim olsun, bu sevdayla büyüdük. Ve ilk fırsatta bizler de 2003 yılında Kerkük'ümüze adım attık. Ben kendimi her zaman şanslı bir insan olarak gördüm. Hamdolsun, çünkü Allah her zaman bize istediklerimizi fazlasıyla nasip etti. Bazısı kayıpları bir acı olarak değerlendirir. Halbuki ben babam şehit olduğunda da onu istediğine kavuştuğu için, sevgiliye kavuştuğu için, sevdiği topraklarda bu sevgiliye kavuştuğu için biz hoşlukla, mutlulukla karşıladık. Kendisi Kerkük'e gelirken ben 18 yaşındaydım. Bana dedi ki, oğlum bundan sonra annen ve kız kardeşin sana emanet. Ben gidiyorum. İnşallah şehadet nasip olsun diye gidiyorum. Ve vasiyeti de oydu ki beni Kerkük'ümde defnedin. Biz de vasiyetine göre yaptık. Hamdolsun ki yıllar sonra ben de babamın gittiği yolda, babamın çalıştığı müessesede çalışma imkanı buldum. Sayın Genel Başkanımız Hasan Turan Başkan'ın teveccühleriyle ve takdirleriyle yaklaşık 2,5 yıldır bu görevi, Türkiye temsilciliği görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Allah'a şükürler olsun ki milletimize hizmet etme şansını Allah bizlere de nasip eyledi. Bizler de bu fırsatı inşallah en iyi şekilde değerlendirip bütün Türkmeneli'ne ve Türkmeneli'nin dışında yaşayan bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize
elimizden geldiğince hizmet etmek için kullanmaktayız. Bir evlat her zaman babaya layık olmak ister. Bu bütün evlatlar için geçerlidir. Hele ki baba şehitse ve bir dava adamıysa, o evladın işi diğer evlatlardan daha zor olur. Çünkü önünde geçmesi gereken, en azından layık olması gereken bir seviye var. İşte ben de bu omuzlarımdaki ağır yükün farkında olarak mücadeleme dava arkadaşlarımla, yoldaşlarımla, soydaşlarımla devam etmekteyim. Bugün 20. yıl münasebetiyle hem Yayçı ahalisinin, akrabalarımızın, köy halkımızın hem de benim de talebim doğrultusunda Sayın Genel Başkanımıza böyle bir teklifte bulunduk ve bu yıl anma etkinliğini Yayçı'da, ata toprağımızda yapmak istedik. Hamdolsun da çok da iyi yapmışız. Bugün gördüğüm görüntü beni ziyadesiyle mutlu etmekte. Ben sözlerimi çok fazla uzatıp sizi sıkmak istemem. Yalnız duayen şairimiz Nesrin Erbil ablamız benim ağzımdan rahmetli babama kısa bir şiir yazdı. Müsaadenizle onu sizinle paylaşmak isterim. Şiirimizin adı Ardından. Yiğit babam, çağırsam duyar mısın sesimi? Senin uğruna versem gücümü, hevesimi. Yokluğunda hissettim boşluğun acısını. Özlemin parça parça kesiyor nefesimi. Ölümsüzsün kalplerde, bil ki anın yaşıyor. Yokluğun yüreğimde dolup dolup taşıyor. Uzun hasretten sonra Kerkük'e ilk girendin. Yokluğuna dayanmak hasretimi aşıyor. Sen Türkmenlere övgü, baba kardeş olandın. Sevginle damla damla yüreklere dolandın. Türkmen eli unutmaz senin şan şöhretini. Sen baba, sen ağabey, sen Yayçılı, sen candın. Teşekkür ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. Çok değerli protokol, çok değerli huzur. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan, rayiyetinde olanlar, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Onun yanında parti başkanlarımız, sivil örgütlerimiz, köy ahalimiz, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Malumunuzdur ki biz Türkmen davası olarak hiçbir zaman şehitlerimizi unutmamışız. Her zaman şehitlerimizle gururluyuz, kıymetliyiz şehitlerimizin yoluyla. Bir gün iki değerli şehidimizi anmaktayız. Bu iki değerli şehidimiz 80'li yıllarından dışarıda olduğunda da hiçbir zaman rahmetli şehit Mustafa Kemal Yayçılı davasından hiçbir zaman geri adım atmamıştı.
Biz şehitlerimizi konuştuğumuz zaman sadece menassanın üzerinde, kürsünün üzerinde konuştuğumuz zaman haklarını yemektayız. Ama şehitlerimizi, her şehidimizin konuştuğumuz zaman özüne, kitaplar yetmez özüne. Rahmetli şehidimiz Yayçılı Londra'nı bıraktı. Edebilirdi, Londra'nı bırakmasın. Her zaman nasihatinde uşaklarına diyerdi. Biz bunu oğlundan da duyduk, Kutluhan Efendi'den de duyduk. Her zaman şehadetini her şeyden ögde görmüştü. Onun için biz dernek olarak, Irak Türkmen Cephesi olarak hiçbir zaman şehitlerimizi unutmamışız. Onun yanında rahmetli Fazıl Karanaz, yol arkadaşı, tabi 2003 senesinde özü bir sanayide, sanayi bölgesinde çalışan bir adamıydı. İnanın ki ben gördüm özünü Musalla'da, o yakanın bütün amutlarını mavi boyattı. Edebilirdi, kendi işinde başlasın, kendi işinde para kazansın, ama o da şehadeti kazandı rahmetli Yayçılı ile beraber. Ben sözümü fazla uzatmayayım. Biz herkesten teşekkür ederiz. Milletimizden, ahalimizden, köy ahalimizden bugün bizleri yalnız bırakmayıblar. Rahmetli iki şehidimizi anmaktayız. Sizlerden teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Şehitler bağının çiçeği solmaz.